Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 1 Aralık Çarşamba İstanbul Veliefendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, son aya geldik. Yılın en son ayına, ilk gününe. Umarım her şey gönlünüzce olur. Artık 2021'e de veda edeceğiz. 2022, yani inanın bu da, yıllar geliyor ama seviniyoruz ama aslında üzülmemiz gerekir yani. Çünkü neden? Yani her geçen gün daha da yaşlanıyoruz, büyüyoruz. Artık zaman o şekilde alıyor. Yani bugün baktığımız zaman yanımızda ufacık çocuklar, bebekler hatta. Ertesi günü bakıyorsunuz kocaman olmuşlar, bizi geçmişler. Bizi takmıyorlar yani. Yani zaman onu gösteriyor. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Zaman, devir bu şekilde ilerliyor. Kolay değil artık son aya girdiğimiz için de. Tabii bugün İstanbul yarışlarımız var. 8 koşulu bir program var. Sentetik yarışları. Tek altılı program. Gündüzde Bursa'da 7 koşulu tek altılı bir programımız var. Her iki program da fena değil. Bugün en azından şu andaki gidişata göre inşallah sizlere bunu da bir kazanç olarak elde ettirebiliriz. Tabii dünkü Adana yarışımız en azından başarılı geçti. Hem büyük bir kupon da değildi. Yani orta şeker bir kupondu. Sonunda bir salkını tek attık. İşte o da 7-8 lira kaynında kazandı. En azından oynayan arkadaşlarımız da bayağı çoğaldığı için ben de mutlu oldum. En azından onlara bir şeyler kazandırabildik diye. Tabi arkadaşlar, sizler de en azından bir kanala katkıda bulunarak, en azından şu katıl butonundan siz de en azından bu şekilde bir teşekkürünüzü yollayabilirsiniz. En azından bunu da söyleyeyim. Çünkü benim yapacağım başka bir şey yok. Ben kendime faydam yok ama sizlere en azından bir faydam olsun diye bu uğraşları yapıyoruz çünkü. Tabi fazla sözü uzatmadan hemen yarış programa geçeceğim. Bugün dediğim gibi birinci koşu saat 18'de başlıyor. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diyerek hemen birinci dörtlük ayan ayamızın açılış ayı olan bu şartlı 3 yaşlı Arapların 1400 metrelik sentetik yarışına ilk startımızı verelim arkadaşlar. Benim burada da ilk tercih edeceğim isim Altınoğlu Can Memduh olacak. Bu Bersoy temsilcisi İşman Çizik de son koşusundaki güzel ikinciyle ve bu pistede uyumlu haliyle bence burada da en şanslı isim olarak çıkıyor. 3 nolu Uzun Mehmet, bu turbo temsilcisi Vedat Abiş'e start arıyor. Oldukça güzel bir orijine sahip. Baba turbo zaten şampiyon bir safkan. Anne kanatlı bir dayı bey. Ajda artık Boz Dağlara kadar giden bir orijine sahip. Yani oldukça etkili bir güzel bir orijin. Benim bugün yine önlerde şans verdiğim isimler nasıl olacak? 3 nolu Uzun Mehmet. 9 nolu Tek Taş Soy. Bir Berksoy temsilcisi daha var. Burada Okan Gökçeli start arıyor. Son yarışını kazanan formlu bir isim. Bir de 7 nolu Ertunç Han. Bu 6 A temsilcisi de Mertcan Çelik'le start alacak olmuş safkan. 70 günlük bir aradan da olsa çok güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Benim de önlerde şans verdiğim isim olacak. 6-3-9-7 benim bu birinci koşudaki sıralama olacak. Günün ikinci koşusu 7'li Prense ve 3'lü Gayan Ayamızın açılış ayağı. Handikap 15 dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik sentetik yarışı. Evet, burada da ben en azından şu anda hazır kıta oluşundan dolayı bir nolu Miss Beren, bu Victor Ugalo temsilcisi Gökhan Kocakaya bana göre kazanmaya en yakın isim. Son iki yarışını üst üste kazanan bu isim bugün de kazanması gerekir. Normalde ben 2 nolu Winter Sunshine'ı artık banko olarak önermek isterdim. Çünkü benim sevdiğim bir orijin ama tabii ki yukarıdaki de bir Victor Ugalo babadan, anneden de bir Luxor temsilcisi. 70 günlük ara vermiş olması biraz işte beni tedire gitti ama idmanlarında herhangi bir aksaklık yok bu safkanda. Hazır kıta yine geliyor ama ben en azından şu anda bir nolu Miss Beren'i biraz daha hazır gördüğüm için bu safkana sığınacağım arkadaşlar. 7'li plasa 3'lü ayağına için bir nolu Miss Beren'i banko olarak önereceğim sizlere. Günün 3. koşusundan itibaren 6'lı Ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 16, 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik sentetik yarışında 12 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben önceliği 8 nolu Moda'ya vereceğim. Son yarışını kazanan, oldukça da formda ve formunu daha da yükseltmeye başlayan bu isim, bu Present Perfect temsilcisi Akın Sözen'le yine benim ilk planda önereceğim isim olacak. 5 nolu Yaşama Sevinci, bu Win River temsilcisi de İşman Çizik'le yine sonlarda etkili hatayla yarışı lehine çevirebilecek bir isim ve bu pisti de oldukça seven bir isim. Hatta sadece bu pisti değil, çimi de çok etkili. Yani kum çimi ayırt etmeden, sentetik ayırt etmeden koşan bir isim, yine çok formda ve bu yarışa hazır kıta geliyor. 11 nolu El Profesör, bu Nativan temsilcisi Adem Aslan'la start oluyor. Son yarışındaki sıfırı ben hiç ölçü almıyorum. Bu safkan bugün çok farklı bir yarış koşmasını bekliyorum. 3 nolu Break the Chain, grubun etkili bir ismi, bir Invisible Sun temsilcisi Münster Kayış'la start alacak olan bu safkana bir kurtar 200'üne ait. Ve safkan genel görüntüsüyle oldukça formda. Son 3 yarışta bir tane ikincilik, iki tane birincilik çıkarmış bu isim. Kesinlikle burada ihmale gelmez. Tabii bir de grubun iyi ismi ama biraz kilosu da olsa 1 nolu Brakşah, bu Power Score temsilcisi Mustafa Manav'la start alıyor. Son yarışta biraz geç kaldı ama bu sefer bakarsanız aynı hataya düşmez.
kendini bir anda fotoğrafa atabilecek güce sahip olan bir isim arkadaşlar. Yani 8, 5, 11, 3, 1 öncelik şans verdiğim isim. Ama eğer burada bir iki safkanda yeniniz imkanınız varsa en azından şu 9 nolu Kalkandere'ye, bu lüks ort temsilcisi Mert Gökalp Arslan gibi başarılı bir aprantisiyle, bir de 2 nolu Ivan Lee, bir English Channel temsilcisi Sercan mıydı kardeşimizin ismi, bakalım Serkan'mış bu. Serkan Yıldız'a da en azından çok formda olan bu safkanı da kuponlara dahil edebiliriz. 8, 5, 11, 3, 1 önce 9, 2 de daha sonra şanslı gördüğüm isimler olacak. Geldik günün 4. koşusuna, 6'lı Ganya'nın 2. ayağına. Evet, burada da Maiden 3 yaşlı Arapların 1500 metrelik sentlik yarışında 13 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben önceliği 12 nolu Dudak Mükele vereceğim. Bu Kalibert temsilcisine Berkan Çığla'da safkan genel görüntüsü oldukça iyi ama şu aradığı birinciliği bir türlü ulaşamadı, ama bakarsınız bugün bu aradığı birinciliği kavuşabilir. Safkan genel görüntüsü oldukça iyi. Daha sonra 6 nolu Güldağ, bu Gobak Bey temsilcisi Görkem Özçelik'le starter ve son yarışındaki güzel ikinciliği buranın kesinlikle imale gelmeyecek isimlerden birisi olacak. Hazırlık olarak da olduğu için iyi durumda. 4 nolu Eyvah İnce Yunus, Uçaroğlu temsilcisi Gökhan Kocakale start alan safkanın son güzel ikinci ve güzel hazırlıklara. Bir de 10 nolu Özilge, bu Özgür Han temsilcisi Ayhan Kuşu'na start alıyor. Ve safkanın genel görüntüsü oldukça iyi, çalışmalar da gayet tatminkar ve son yarıştaki güzel ikinciliğiyle yine bu pistte iyi koşmasını beklediğim bir diğer isim olur. 12, 6, 4, 10 öncelik olarak bu 4 taya yer veriyorum. Ama bir safkanda yeriniz imkanınız varsa Müslüm Çelik'le start alacak olan bu 3 nolu Demir Koza'ya da bir çarpı atabiliriz arkadaşlar. Günün bir sonraki koşusu, 5. koşuya geldik. 6'lı Ganya'nın 3. ayağı, handikap 16, 4 yaşlı Arapların 2100 metrelik sentetik yarışına 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben önceliği 8 nolu Hür Açan'a vereceğim. Bu Uçanoğlu temsilcisine Görkem Özçelik'te safkanın genel görüntüsü olduğu için uzun mesafelere çok yatkın ve son yarışını kazanan bir isim, aynı formu devam edip bu yarışta da en şanslı isimler arasında. 7 nolu Baba Özeser, bir son perde temsilcisi Müslüm Çelikli start alacak olan bir safkan. Yine bu mesafelerde bu pistte etkili yarışları olan bir isim. Tabii ki 2 nolu Arap Olusuz'da kupon olmaz. Son yarışını kazanan bu Tamerlanoğlu temsilcisi Nizamettin Demir ve kesinlikle iyi ihmale gelmeyecek isimler arasında. 8-7-2-1 tıkta olsa ön planda tuttuğum isimler bu 3 safkan. Biraz daha ön planda, yani bu 3 safkan sığınıp geçebiliriz ama eğer bu 3 safkan dışında at yazmak isterseniz o zaman biraz daha işler karışır. Bunlardan birisi 4 nolu Abone, bu FM temsilcisi Aklın Sözen'le. 1 nolu Nakış, uzun mesafelerde etkili bir ismi, bu Batukan temsilcisi İsmet miydi, İsmail miydi, bakalım şuna kardeşimize. Evet, İsmail Demir'le start alıyor. Yine son yarışını kazanan bir isim. Bir de 9 nolu Kızıl Vazo, yine bu mesafelerde bu pistte çok koşan Murat Ağa temsilcisi de bombacı Gökhan Bektaş'la da her an ters yarış koşabilecek kapasiteye sahip bir isim. Tabi burası zor bir koşu. Bakın burada 10 nolu Barutan var. Yani burası, yani TJK handikapörleri yani bu istese de ayarlayamaz. Tam bütün formda safkanlar hepsi de denk getirmişler buraya. Yapacak bir şey yok. Eğer bir safkanda yeniniz varsa o 10 dolu Barutan'ı da yazın arkadaşlar. Yani bu kadar at yazıp da bunu da yazmasak vallahi ayıp olur diye düşünüyorum. Tabii daha çok at var da hangisine yetişeceğiz? Yani imkanı olan kapatır bu ayağı da. Yani tabii imkanı olmayanlar için ne yapacağız? 8, 7, 2 veya 3 safkanı tercih edebilir. Herhangi bir 3 safkanı olarak geçebilirsiniz arkadaşlar. Zor bir koşu. Öncelikli olarak belirteyim. Bayağı bir zor koşu. Çünkü çok atın geliri var. Geldik günün 6. koşusuna. 6'lı Ganya'nın 4. ayağı, kısa vade 8. 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik sentik. Evet, bu önemli bir Albatur koşusu. Gerçekten Albatur da dönemin bayağı iyi safkanlardan birisiydi. Selim Sarı Turan'a ait safkanlardan birisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bayağı 2-3 kere mi ne? En azından ben gördüğüm kadarıyla yani kazandı. Tabii 3 ekürlü koşmuştu. O gün ne ilk koşmuştu? Albatur, Erbatur. Valla bir tane daha vardı. Son Batı yok. Sür Batur neydi artık? Öteki çok Batur var çünkü atları. Turbatur vardı, bilmem ne vardı ama o günkü yarışlarda demir kırı geçmişlerdi. Bayağı bir sürpriz yapmışlardı. Kime anlattıysam inanmıyorlardı. Çünkü o gün kazandığında kim vardı? Demir kır dördüncü oldu o yarışta. Erbatur birinci, Albatur ikinci olmuştu. Erbatur kazanmıştı çünkü Mümin Çılgın'la 168 lira mı ne Ganyan'ı vermişti. Eğer yanlış hatırlamıyorsun, bakın bazen söylüyorum. Hatta plasesi bile 168 lira mı ne, 300 lira mı, 168 lira mı ne plasesi bile vermişti. Herkes dedi ya öyle şey olur mu? Çünkü demir kırık koşuyordu. 1 lira 5 kuruşa. Yani öyle bir safkan da vardı. Dönemin çok iyi atlarından birisiydi. Zaten onun tayları da şu anda görüyorsunuz. Caşlar, maçlar hepsi o sülaleden gelme. Yani böyle bir soy kütüğü olan bir safkan da gerçekten onun adına güzel bir koşu olacak diye düşünüyorum. Tabi buraya baktığınız zaman 11 safkan arasında koşacak bir yarışta artık
kazanacak kıvama gelen, son iki yarışta zaten iki tane ikinciliğe sahip olan Altınoğlu, Sürümbike, bu Kazberk temsilcisi Halis Kartaş da bana göre bu yarışı kazanması en normal sonuç olur. Benim de bugünkü banko limanım olacak Altınoğlu, Sürümbike, Halis Kartaş da. Burayı zaten bir Kazberkler bir kere kesinlikle dışına çıkartacağını ben sanmıyorum ama yine tabii ki at yarışı belli olmaz. Tabii benim bankom bu. Altınoğlu, Sürümbike ben yanında at önermiyorum arkadaşlar. Tabii ikili falan bahis oynamak açısından diyorum yani. O, bazen konuşmalarım o şekilde. Çünkü herkes altılı oynamıyor. Bazı arkadaşlarımız ikili oynar. Kimisi üçlü gayan oynar. Kimisi dörtlü. Yani herkesin değişik oyun stilleri var. Günün 7. koşusu altılı Ganya'nın 5. ayına geldik. Maiden 3 yaşlı Arapların 1500 metrelik sentrik yarışına. Bugün Maiden'lar biraz karışık olmasının sebebi çok tayin geliri var arkadaşlar. Yani çok tayin geliri olduğu için de biraz yarışlar farklı bitebiliyor. Ben buraya biraz yine dikkat ettiyseniz Maiden'lara biraz fazla at yazdım. Buradaki sıralamada benim bir nolun Napolyon'la başlayacağım. Bu Bersoy temsilcisi Nizamettin Demir'le. Safkan çok formda ama bir türlü aradığı birinci buluşamadı. Son yarışındaki ikinciliği de gayet tatminkar. Aynı gün koşan ve üçüncülük elde eden iki nolu Alev Kıran, bu Ateş Topu temsilcisi Adem Aslan'la yine çok şanslı isimler arasında. 11 nolu Tıraş Bey, bu Kurtel temsilcisi Mertcan Çelikli startı ve Safkan'ın genel görüntüsü oldukça iyi. Bayağı iyi gruplarda geldi. Bugün ben bu pistte çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Hazırlıkları da oldukça iyi. 12 nolu Zafer Rüzgarı, bu turbo temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alıyor. Yine Safkan'ın genel görüntüsü oldukça iyi. 8 nolu Örskan, Özgün Han temsilcisi. İşman Çizik'le start alalım Safkan'da, yine genel görüntüsüyle, iyi çalışmalarıyla benim önlerde şans verdiğim diğer isim olacak. 1-2, 11, 12, 8, bu 5 tay biraz daha ön planda ama şu 7 nolu Jumbo Jet, Gökhan Gökçeli de en azından sürpriz arayanlar için bir ilave edebiliriz arkadaşlar. Günün bir sonraki koşusuna geldik, yani son koşuya. 8. ve son koşu. Handikap 16, dişidir ait 4 ve yukarı. Arapların 1500 metrelik sentrik yarışına. Burada da 5-10-10 Safkanların ekili olduğu bir yarışta. Ben önceliği 1 nolu Esen Nur'a vereceğim, bu son alp temsilcisine. Görkem Özçelik'le biraz rakipler oranında bayağı bir kilo farkı olmuş olsa da bu Safkan oldukça iyi, kalite bir Safkan. 54 günlük bir ara verdi ama idmanlarda gerçekten çok iyi duruma geldi. Ben güzel hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan Safkan. Zaten Görkem Özçelik'i de bindirince biraz da kilo farkını indirdiler. Normalde daha yukarıda kiloya sahip bir isimdi. Bugün ben Esen Nur biraz gözden uzak düşeceğini için ben Safkan'ı kesinlikle gözden uzak bırakmak istemiyorum. Benim ilk tercih edeceğim isim olacak. Ama Altınoğlu Demir Yıldız son yarışında biraz geç ataklarla ikinciliği elde eden bu Safkan. Ama şu atın da, yani işte Demir Yıldız'la ilginç bir şey var. Nerede baksanız bütün jokeyler bilmiş bu ata. Hatta en son yarışında Müslüm Çelik de koştu. İkincilik elde etti. Bugün İşman Çizik ilk kez biniyor. Ama Halis Kartaş bir kez binmiş. İşte o bir kez binmiş. Özcan bir kere binmiş. Yani bu şekilde demek ki at sahibi herhalde ya jokeyleri deniyor. Bütün hepsinde herhalde bir tokalaşmayı merak ediyor. Bilmiyorum. Tabii onun tercihi. Ama bugün altı Demir Yıldız bana göre bu toşu temsilcisi. Bugün İşman Çizik de çok farklı ve çok iyi yarış koşabilir. Zaten koşması gereken bir isim. Çok formda çünkü. O yüzden ben 1 ve 6'yı biraz daha ön planda tutuyorum arkadaşlar. Yani 1-6'yı yazıp geçebiliriz. Ama bunun dışında at yazarsak biraz burası karışıyor. Kimler rakip olabilir? 7 nolu It My Rain, bu Kazberk temsilcisi Gökhan Kocakaya. Bu pistte bayağı etkili bir ismi. 10 nolu Sevelcan, bu Sevelcan'a dikkat etmekte fayda var. Bu Gelibolu temsilcisi Müslüm Çelik de. 8 nolu Tatlı Çağ, bu 6A temsilcisi Mustafa Manav'la start oluyor. Safkan çok formda arkadaşlar. Ve Bursa'dan hazır kıta geliyor bu yarışa. 3 nolu Bonjour El Semavi de, bu Kazberk temsilcisi Mertcan Çelik de. 3 yarış kazandıktan sonra son yarışındaki 4.'de de yine bence yazılmakta fayda var. Ama dediğim gibi 1-6 biraz daha ağır basıyor bende. 7-10-8-3'te bu ayağı genişletmek isteyenler için önereceğim isim olarak arkadaşlar. Gelelim şablona. Hemen şablonu da gösterelim. Birinci koşu 6-3-9-7. İkinci koşu da 1 nolu Safkan Tek. Altılı Ganyan birinci ayağı 8-5-11-3-1, daha sonra 9 ve 2. İkinci ayak 12-6-4-10, daha sonra 3. Üçüncü ayak 8-7-2, daha sonra 4-1-9-10. Dördüncü ayakta 6-10 Safkan Tek. Beşinci ayakta 1-2-11-12-8, daha sonra 7. Son ayakta 1-6, daha sonra 7-10-3-8. 7-10-8-3 fark etmez arkadaşlar. Birkaç tane daha bekledikten sonra vedalaşabiliriz arkadaşlar. Kusura bakmayın, konuşmam biraz benim bugün farklı çünkü ne oldu ben de bilmiyorum. Karnım felaket sancı yapıyor. Ondan mı acaba, yediğimiz mi dokundu, ne oldu anlamadım ki. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.